Arkadaşlar merhaba. Emir'le birlikte Avrupa seyahatine çıktığımı biliyorsunuz, size birçok yerde paylaştım. Şimdi bu seyahatin amaçlarından bir tanesi de Nürburgring pistinde tokla turlamaktı. Şimdi Emir'in pilotajında bu işi gerçekleştireceğiz. Şu gördüğünüz Nürburgring etiketini tokun arkasına yapıştıracağım ama önce tokun bunu hak etmesi lazım. İlk önce bir yıkamaya getirelim dedik. Bakın şöyle bir yıkamamız var. Bizimki kaplamalı, inşallah kaldırmaz. Ama yumuşak yapıyor bayağı galiba. Kamera kalkıyor mu daha önce kaplamalı? Yok, hiç kalkmadı daha. Bir de ışık mışık falan böyle oyunlu falan yapmışlar ha. Evet, bitti son. Şimdi biz bir üstünden geçeriz. Arkadaşlar bakın, buna ihtiyacınız var böyle seyahat ediyorsanız. Goe'nin cihazını kullanıyorum ve şöyle de bir adaptörü var. İsterseniz 380'e, isterseniz böyle 220'ye takabiliyorsunuz. Ayrıca bitmedi, böyle uzun 10 metrelik bir kablom var herhangi bir yerden kullanabilmek için. Ondan dolayı bu hazırlıklar şart. Piste gitmeden önce aracımızı şarj ediyoruz mesela. Başlıyoruz Emir. Acayip heyecanlıyım. Yalnız şöyle bir durumumuz var abi. Ay, bir yağmur başladı. Tam bir de bu an gün boyu yağmıyor. Yani gün boyu hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Biz çıktık. Sadece yağmur değil, bir de acayip rüzgar var. Bak oradan şeyler görünüyor. Bakar mısın? Ne biçim? Bayraklar dalgalanıyor. Yine Bayrampaşa trafiğine dönmüş burası. Bayrampaşa trafiği. Şimdi şöyle ekranı da şöyle yerleştirelim. Güzel bir G'yi buraya alalım. Aa, bak, bence de G'yi oraya alalım. G işte %85'te çıkıyoruz. Ondan sonra şuraya tüketim alalım. Hatta şöyle yapalım abi, dur bak dur. Tok kem alalım oraya. Şuraya tok kem. Ortaya şey. Kadran. Enerji istatistikte sağ. Vallahi çok heyecan verici bir şey gerçekten de. Tam eve girecektik. RS3'ler. İşte şunu Lupo GT'ye geçeriz belki. O işler hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Yani sonuçta pilotaj arkadaşlar. Yani burada bir şampiyon bir yarış şoförüyle birlikteyiz. Bir sürücüyle birlikteyiz. O nedenle şimdi bana verseler bir Ferrari'yi, sana verseler Togum, muhtemelen beni geçersin abi yani en nihayetinde. Oh, it's in the upside. Beautiful. Just here. It checked, it took it. Oh, okay, next time. I will take it from... Yeah, it's fine. İhlime değil. Çıkıyoruz arkadaşlar. Yağmurda TOG'la Nürburgring'de yardırıyoruz. Hadi bakalım. Şu G'yi gösterecek bizim ne kadar bir, dediğim gibi G'de, G'ye maruz. Sen de tüketimlere bakacaksın anladığım kadarıyla. Bir yandan da tüketime bakacağız. Onu da sıfırlayalım hatta. Yok abi, daha onlarla tamam. Uğraşmayalım. Tamamdır. Hadi, tamam, senin için sıfırladım. Eyvallah. Hadi bakalım. Porsche'yi yakaladık. Bunlar bence toy abicim bak. Şimdi ağırlığın şöyle bir güzel avantajı oluyor. Şimdi bak mesela burası en fazla kayan yerdir. Gaza birazcık oturduğum anda. Ama çekiş kontrolü çok güzel. Evet. Millet ne kadar temkinli kullanıyor bak. Evet, arkaya attık. Hop. Çekiş kontrol çok güzel çalışıyor. Vallahi ya şey de veriyor, tatlı da veriyor yani ha. Lupo'yu geçeriz. Evet, Lupo'yu alacağız şimdi. Arabanın yağmur dinamikleri şey gibi ya. Hakikaten arkadan motor. Çok güzel tatlı kayıyor. Hatzenbach. Bu arada rejeneratif frenleme en düşükte.
Millet de diyordur lan bu TR plakalı bilmediğimiz araba böyle yardım gidiyor manyağın teki. Evet, öndekilerin hepsini yakaladık arkadaşlar. Konvoy haline gidiyorlar. Şu ne? Fiesta galiba hani değil mi? Çekiş kontrol bir tık daha engellemese çok daha güzel şey olacak. Aynen. Bazı yerlerde tam gaz gidiyorum ama. Korsa'yı da yakaladık. Önde bir tane E46'mız var. Ağırlık bazen işte bu tip arabalarda avantaja çevirebildiğin anlardan bir tanesi. Güzel oturuyor anlamında değil mi? Hoppa! İyi misin Zaten Bey? İyiyim beyefendi. Müzik falan da açın ya. Bence hiç gerek yok. Telif yemeyelim şimdi. Ha? Telif yemeyelim. Her şeyimiz yerinde. Bu arada ısıtıcı da çalışıyor, onu da söyleyeyim. Cama verdik. E46'yı yakaladık. Adam şimdiden yol veriyor. Vallahi billahi. Allah'ım manyağı geldi dediler. Kesin. Yağmura bakar mısın abicim ya? Abi inanılmaz bir şey yaşıyoruz şu anda. Of 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 of. Kaç senedir ben yarışıyorum biliyorsun, şey görmedim. Ne denir? Yağmur duasına çıkıyordum anasını satayım. O da fog. Sen yağmurcusun bir de. Önden çekiş yağmurcusun. Şimdi arka çekiş bir yağmurdayız. Buradan yani herkes soldan frenleyince tabii ortaya çok fantastik görüntüler çıkıyor abi. Abi nedir ya? Bu nasıl bir şeye denk geldik biz ya? Araba geçebilecek miyiz diyorduk işte. Güzel oldu. Ya, hepsini geçtik. Gözlüğü de unutma. Çalıştır aralarda. Vay vay, bir tane daha yakaladık. Bütün hepsini geçtin ha. Buranın adı Foxhall. Şimdi bu Foxhall'da belli yenilikler var. Adamın hala beni görüp görmediğini bilmediğim için görmüş. Foxhall'un sol taraftaki curb park artık çok kalın oldu. Şuradaki. Eskiden bunun üzerinden zıplıyorduk. Hatırlar mısın? Evet evet. Şimdi bundan sakat tabii. Sen Hilux'e de girdin bir de böyle. Hopladın zıpladın. Hilux çok iyi ya. Abi yok artık. Cayman GT4 falan yakalayacağız birazdan. Porsche'yi yakaladın yalnız. 911 değil mi? Plak. Ya bu yok, şu an pistin en saçma en ıslak anı şeyden dolayı. Bu yerdeki şeyler de var ya, ne denir? E, çamur var biraz. Çamur pislik falan, evet. Şu an yüzeye çıkıyor direkt. Şey gibi, buz gibi aslında şu anda. Araba gayet ekonomik bu arada. Evet abi, TOG'la Cayman GT4. Evet, Cayman bye bye. Senin Golf'ü de yakaladık. Kafadan çok güzel kayıyor çok bu arada. Iyi. Kafadan çok güzel kayıyor. Evet, evet. Yani şey, kayması kötü anlamda demiyorum. Zevkli. Hissettirerek. Aynen. Buradaki asfalt yeni. Şurası çok fena kayıyor, onu biliyorum. İyi kaymadı. Çekiş kontrol bir tık engelliyor beni yalnız. Yapacak bir şey yok. Evet, bazı yerleri hiç belli şey olmuyorsun. Abi. Bak bak şu yerli. Oo, pisli var. Baksana pisli hale gelmiş. Çamur içindeydi. Beeperman. İlk ABS'miz. Değil mi? Devreye girdi. Kutur kutur. Evet. Şimdi bir tane Cupra mı yakaladık abiciğim? Evet. Gel bakayım Cupra. Dayı ne yapıyorsun? Gerek var mı? Yani helal olsun, TR plakayı milletin gözüne soktun ha. Bir tane daha 911 gidiyor. Hem de bayağı bir sağlam bir şey gidiyor ha. Abi sen... Oy! Abi o da... O aşırı roka da gitti. Onu da yakalayacağız. Düzde basarsın sen değil mi? Hı? Düzde basarsın. Sonuna kadar basıyorum, yapacak bir şey yok. Şeye gözle bas, gözle. Evet, yakaladık. Abi çok komik, evet, bir şey. Evet, M3 de gitti. Bir tane Hyundai i20N var. i30N. Ulan hepsi...
Bu adamların ses... hepsi bir de orada bekliyordu otoparkta. Araba inceliyorlardı bu neydi diye. Yaz bu şu an bu araba için en avantajlı anlarından bir tanesi. Pilotajdan daha da fazla. Mesela ben C220 dizelle de çıkıyordum. Burası var ya en beni korkutan yerlerden bir tanesi yağmurda. Güzel. Yumuşak amortisörün güzelliği abi. Şu an anti-roll barlar falan şey hissedebiliyorum. Abi şu pasaport olarak geçmediğimiz ne kaldı? Şu an onu merak ediyorum. Şu anda kalmadı abi. 911 turbo geçti yani ötesi yok. Yağmur adam. Umut kurve pistin en vallahi sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Nedir? Yine bir BMW'miz var önde. M4 ve M2, M2. Yeni. M2. Evet. Abi sen normal bir adam değilsin yalnız onu söyleyeyim sana yani ya gerçekten. Yağmur çizgilerini çok güzel adamları izleyerek öğrendim. Hani şey değil. Bir de burada bilmen gereken olay şu. Asfalt her sene yenileniyor. Bak şu an gaza sonuna kadar basıyor mesela hiç. Çekiş kontrol güzel çalışıyor. Karuselde araba ne yapacak çok merak ediyorum şu an. Çünkü evet, mesela bazı modern arabalar devrileceğini falan zannediyor. Geldik değil mi? Aynen. Helal olsun be. Size emin ediyorum şuraya şeyle gireyim. M5'le girdiğimde DSG açıkken bile arabayı durduruyor. Ciddi mi? Çok güzel yapmışlar. Evet bu ayarları yapan mühendis arkadaşa da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Tıkır tıkır yapmış her şeyi valla. Bu arada bir tur daha atarım. İzin var mı? Var tabi ayıpsın ya. Yani araba saçma senin, zevkini yaşıyorum eti, şu an. Eti senin kemiği benim yani ayıpsın. Bak. Fotoğrafımız çekildi. Abi önümüzde kimse kalmadı yalnız ha. Hepsini geçtin gittin hem de yani pistin neredeyse yarısında falan yaptın o işi. Saçma sapan oldu. Bekliyor muydun böyle? Değil mi? Ya şeyi beklemiyordum. Bu kadar. Normalde yağmurda çok hızlı insanlar oluyor. Şurada bir fırmandan biz zıplatalım arabayı. Fotoğraf için. Fotoğrafçı yok şansımıza ya. Evet. Hava kötü olunca. Şura bizim bey senin arabayı... Of! Acayip ciddiydim ha frende. Ha bir tane daha varmış. Alpin. Evet. Seyirci özel evde buna gidiyoruz. Bak sağ taraf ne kadar çamur görüyor musun şu an? Ha milletin beklediği yer. Evet bunu da yakaladık. Bir tane Mercedes. Bak nasıl şey yapıyor şu an. Ay lastikler de iyi tutunuyor ha. Vallahi cayır cayır. Süperdi ha. Çok temiz kaydı. Şey kesmese daha güzel olacak. Aynen aynen. Yani bizi yavaşlatıyor. M2 CS. Evet. CS mi dinlemeyiz. Yapıştırır geçeriz. Bura çok fenaymış ya. Çok iyi. Hayatında daha saçma bir şey yaşamış mıydı şu an yani? Abi bence bugünü kimse unutmayacak. Pistteki. Hele o oraya girdiğimizdeki bakışları süperdi. Belki şimdi çıkışta da millet şey yapar bilmiyorum. Bir tane daha yakaladık. Millet de bu arabayı 400 beygir falan zannedecek. Olabilir. Ya ben bunun şeyini ne diyorsun? Mesela şurada bir... Evet. Ne için ediyoruz? Abi şey diyor. Sanki rüzgar nasıl biliyor musun? İnanılmaz abi. Sesinden anlaşılıyordur. Bir Porsche daha var. 4 çeker ve 436 beygir olanı. Burada ne yapar sence? Şu an yani bu aracın olabilecek ring en... taksi yakaladık oğlum. Böyle bir saçmalık hayatta yaşadın mı sen hayatta? Elodu yakaladık lan. Oha! Ring taksi yakaladık abi. O da bak iyi yapıştırmış. 911 değil mi o? Abi bilmiyorum. TOG mühendisleriyle tanışıp burada evet. Sabaha kadar turu falan atmak istiyorum şu an. Ben... Ethem Bey iznin var mı bir tur daha atmaya? Tabii ki de ayıpsın. Bu arada %15 falan kullandık ha. Aynen bak kaçla başlamıştık? 85'le. 20 kilometre değil mi pist? Ha. Abi herkesi geçtik. Herkesi geçtik. Bu biraz bir saçmalık oldu ama. Şimdi bitti değil mi? Çıkıyoruz tekrar evet, giriyoruz abi, öyle mi oluyor? Hemen. Tamam süper.
Arkadaşlar ben böyle bir şey beklemiyordum. Emir'le beraber çıkarken şunu dedik. Yani bir şeyleri geçeriz. Birilerini geçeriz herhalde falan dedik. Yani o düzeyde bir olaydı. Sadece önümüzdeki ring taksi var. Onu da yakaladık. onun da arkasındayız yani. Öyle de bir durum. Ya çok bilmiyorum. Fantastik oldu gerçekten de. Bak şunu abi, şunu yapalım. bilmiyorum bunu demem de. Ben hemen bir tur daha gireceğim, kusura bak. Nasıl? Bir tur daha gireceğim. Gir abicim, gir. Dünyanın en saçma anı yaşı. Şu mu ring şey? Çok iyi. Bekliyor. Şunu indirir misin? Evet, yanımızda bayağı canavar, devam. Sen şeyi de ara ara aç gözlüğü. İkinci tura giriyoruz. Evet. Evet, Porsche önümüzde gidiyor bakın. Bu nedir olayı bu arabanın şimdi? 911'in. GT3 RS Mantai galiba. Bakayım, yok GT3 RS. Aa, iyi kullanıyordur canım. Bu kullanıyordur şu adam bu şeyle, bu piste çıktıysa abi. Bu yağmurda. Hadi o zaman tura kasıyoruz şimdi, tamam? Evet. Bu sefer belli ki daha hızlı kullanacaksın. Ne o? Belli ki daha hızlı kullanacaksın diyorum. Şimdi alıştın mı birazcık tutmasına? Evet, ya, tanıdın arabayı iyice. Şuraya falan daha yavaş gitmiştin yani. Gerçekten zevkli kayıyor abi. Ya, zevkli kaymasından daha çok güzel hissettiriyor. Ön tarafındaki boşluğu sevdim. En sevdiğim şey insanlar şu. Yağmur çizgilerini sonra kopyalıyorlar bu videoyu izleyip. Değil mi? Evet. Bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim böyle bir düşüncem, böyle bir fikrim yoktu. Cesaret de edemezdim. O kadar yolu böyle geleyim. Ondan sonra geleyim burada turlayayım falan. Pek benim tarzım değil. İşte bu işin mimarı şu an direksiyonunda olan Emir. Kendisi olmasaydı bu sürüşü göremeyecektiniz. Yani ben TOG'u aldım. TOG'u alması benden, bu şeyi planlaması ondan oldu yani, anlayacağınız. Tamam be, birazcık önce ama buharını alma şansımız var mı? Tabii ki de. Ses olabilir arkadaşlar şu an yoğun bir şekilde çünkü camdaki buharı alıyor. Hız gerçekten kötü değil. Şurayı bu kütledeki bir arabayı 140-150 ile. Evet. Top speed maksimumuz gördün değil mi? 186'yı. Hı, üstüne çıkmıyor zaten. Onu gösterelim tekrar. Bak şu an kesiyor. Yusuf top speed'e geldi. Evet, şu an kesti aynen. Rüzgar da alıyor karşıdan. Helal olsun yani. ESP'si olan araçla, devreden çıkaramadığın araçla yanladın ya yani, hiçbir birazcık şey demiyorum. Birazcık şey yapmaman gerekiyor, arabayla beraber çalışman gerekiyor. Otospor dergisinde bir tane çok sevdiğim bir gazeteci şey vardı. Yeni nesil arabalarda elektronikte ne kadar fazla uyum sağlarsanız o kadar rahat edersiniz dediği bir laf vardı her zaman. Foxhole'da da 185 gördük. Burada da gördüm, evet. Bu arada lastiklerden ses gelecek kadar da bastırabiliyoruz. Evet, evet. Aynen. Bak burada çok kaya. Evet. Sayın TOG mühendisleri, şuna bir aktif bir böyle traction'ı kapayabileceğim bir şey yapabilseler. Kapat. Ha, sen mi açtın? Tamam. Arada bir açıyorum da. Yok, aç aç. Pistin en kaygan yerinden adam geçmeye çalıştı mı? Ha, yapacak bir şey yok. 307 şeyle girmiş kablo ile.
Birazdan bu ara alacağım abi, yapacak bir şey yok sesle ilgili. O hiç önemli değil. Şimdi biz çıktığımızda acaba insanların tepkileri ne olacak? Ben de merak ediyorum. Hı? Vallahi. İyi direnç gösteriyor lastikler valla. Yanlamalı fotoğrafımız da oldu. Hakikaten fotoğrafçı arkadaşlar süper çekti. İnanılmaz driftli bir güzel. Acayip. Yanlamalı. Yakaladı. Valla yakaladı herif ha. Şimdi alabiliyoruz hemen değil mi? Akşama yayınlarla. Süper. Resmen düştüğümü hissettim orada yani. Öyle bir G yedim. Öyle... Dikey diyeyim artık ne derseniz. Dikey G nasıl yeniyor? Tamam. Vallahi çok abicim yanal değil böyle hani düştüğümü şeyde serbest düşüş hissettim. Daha doğrusu şiddetli şekilde. Buradan da iki fotoğrafımız daha var. Süper, bol bol fotoğrafımız da oldu. Üstümü çıkarmamışım yani. Ne büyük hata çıkarmamak. Arka koltuk ısıtmaları falan açık olmuş olabilir mi sen? Bu arada şarjımıza da bakıyorum arkadaşlar. Bak, 85'te çıktık. Sadece %30 düştü. Ekonomik gidiyoruz. Evet. Arabada kalmamış. Hepsi girdiler tabii şimdi. Mesela 400 beygirlik olan bir arabada şey olacak. Buralar çok daha zevkli geçecek. Değil mi? Bir de şey falan olsa fantastik bir şekilde ESP falan devre dışı. Nasıl olur sence? Ya şimdi lehime çalışan iki tane şey var. Arabanın aleyhime olan bir şeyi, elektrikli arabaların torku çok yüksek olduğu için alt devirde birden fazla tork, yağmurda pek sevdiğim bir şey değil benim. Doğru. Lineer olması evet. Lazım. Kontrolsüz bir şekilde. Yok, kontrolsüz demeyeyim de tork çok fazla. Tamam, şimdi elektrikli bir arabada bunu tabii modüle etmen daha basit oluyor. Yalan yok. Bakalım kaç yapacaksın, merak ediyorum. Senin Clio ile kaçtı burada rekorun? Clio ile ben şeyle 9 dakikada döndüm. Yağmurda. Yağmurda 9 Clio ama şey canım o Tesla Plaid'i geçmez videosu var onun. Yani. Benle alakalı. Aynen. Karusel'e geldik. Var ya şunu kim yaptıysa şey bu kadar rahat dönmüyor karuseli çekiş kontrolüyle. BMW herhangi bir BMW bu kadar rahat dönmüyor. Şey çekiş kontrolü kapadığında tabii ki rahat dönüyor da. Böyle yani bu şartlar altında güzel, diyelim. Güzel kapıyor. Şimdi Misha da turlayacak bu arada. Evet. Onu da söyleyelim. Misha Şahurdin arkadaşlar bilirsiniz. Hadi burada çok bir poz güzel. Daha verelim. Evet. Çok iyi. Yukarıdaki o kış ibaresi nedir? Yol kaygan olabilir anlamına mı geliyor? Aynen öyle. Sıcaklık 4 derecenin altına düşmüş. 2 santigrat derecede bu arada sıcaklık. Bunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Yani soğuk bir havada, yağışta, neredeyse yani sıfıra düşse yerde buz tutacak hafif hafif. Yani o düzeyde bir havamız var. Yani olabilecek en kötü şey de arabayı kullanıyoruz TOG'u. Böyle denk geldi. Birazcık kayabilir. Kaysın. Böyle o kadar aşırı da yağmur çizgisinde kullanmıyorum.
Evet, çok yaklaşmıyorsun şeylere. Yok, yağmur çizgisinden kastım şey yani. Tamam, milletin gittiği. Tamamen lastikleri dışında tutmak. İyi misiniz Ethem Bey? Gayet iyiyim. Gurur duydum yani arabayla, onu söyleyeyim. Ama ilk defa. Evet, buradan bu aracı böyle tasarlayan, ben zaten şöyle söyleyeyim sana, hiçbir zaman böyle kullanmadım. Yakınından bile geçmedim, tamam mı? Ama konfor ve yol tutuşu çok iyi harmanladığını bütün videolarımda söyledim. Hatta bu aracın en çok sevdiğim şeyi bu konforla yol tutuşu güzel harmanlaması olmuştu. Bunu burada da görüyoruz. Bir de yumuşak, ha, tangur tukur da gitmiyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Ya şu an tabii şey, yağmurda en güzel yapman gereken şey nedir? Lastiklere ağırlığı bindirmen lazım. Evet, bu arada... Tamamen ağırlık dağılımı kontrolüyle olan bir şey. Şimdi bu arabanın zaten yumuşak yapısı, efektif bir çekiş kontrolünün olması. Şu an lehimize. Aleyhimize olan şeyler, ağırlık merkezi çok yukarıda. Su olduğundan dolayı yapacak bir şey yok. O birazcık virajlarda tabii ki yalpalanma, nasıl anlatayım sana? Lastikleri bir seferde hani ağırlığı oturtmak yerine birazcık daha kaydırabiliyor. Sol arka lastik basınç, evet. Zaten o. Çok performanslı kullanıyoruz. Basınç sensörün sol arka gidip gidip geliyor arkadaşlar. Benim normalde de oluyor ara sıra o. Hadi bir de Max'i evet. De burada da Max, çıkalım. Evet. Azami hız yapıyoruz. Hadi bakalım. Wow. İki turu %40 ile yaptık. Demek ki tam çıksak %20 yapıyor. Şu 5 tur. 164'e kilitledi şeyden dolayı. Lastik sensöründen dolayı. Aynen aynen. Sensör şey olunca kıstı. Mühendislerin hepsine sevgilerimi sunuyorum. Muazzam sürüş. Bir de şuradan şeref turumuzu atalım mı? Şu an aynen onu yapıyoruz abi. Bayrakları asalım. As bayrakları. Olabilecek en kötü koşullarda bütün arabaları geçtik. Çok sıkı değişik. Çok iyi valla. Muazzam. Yani bileğine sağlık. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar. Yani. BMW'de. Onları da turlamak ister misin şimdi? BMW'de de turlayacağız. Vallahi turlanır abi. İnsanlar var burada. Kurtardık ama. Kamera gitti. Abi. Önce arabayı kameraları değiştirelim. Bak, sulu kar yağıyor bu arada. Dikkatini çekerim. Yani pistte de yağıyordu. Öyle bir ortamda araba kullandık. Öyle bir ortamda kullandık arkadaşlar. İnanılmaz. Oh. Bakalım bir şey ne yapacak? Ne diyorsun? Kar yağıyor. Kar yağıyor. Az baksana 2 derece sulu kar var ya. Sulu kar var ya. Arabayı bir şeye götürelim. Hele ki o yanlamalı fotoğrafımız çıktıysa bambaşka bir şey demiyorum. Bakalım, ben çok merak ediyorum nasıl bir şey. Fotoğraflar nasıl, görüntüler nasıl. Lapa lapa kar yağıyor arkadaş ya, şuna bak. Şimdi ne yapıyoruz? Arabayı Mişe'ye teslim ediyoruz. Ben parçalayamadım. Şimdi Mişe parçalasın arabayacağım. Evet, onu yani. Mişa'nın videosunu onun kanalında izleyeceksiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Böylece yabancılara da TOG'u göstermiş olacağız. Bayağı güzel gösterdik. Evet, bayağı güzel göster. Burada biz hem Türkiye'ye gösterdik hem sürerken insanlar çok ilgi gösterdiler. Ya özellikle Almanlar böyle şaşırıyorlar. Bu araba neymiş ya falan filan. Böyle özellikle her yerde Porsche varken, tabii adam dönüp Porsche'ye bakmıyor. Böyle ilginç bir arabaya bakıyor en nihayetinde. Şimdi Mişe'ye teslim edelim. Onunla bir çıtır bir muhabbet yapalım. Sen kullanacaksın abi. Sağda da sen olacaksın inşallah. Ben sağda oturacağım. Aynen. Mişe kendi ekipmanlarını takacak yalnız arabanın içine. Hı hı. Okey, biz bunları alalım. Mişe parçalamaz değil mi? İnşallah. Neyse, sen uyar abi. Mişe'nin mekana geldik. Hey Mişe, what's up? Hey, good. How are you? How are you doing? Good, good, good. Yeah. Welcome. Talk is waiting for you. Horrible weather today. So please be gentle to him, okay? We'll try. We'll try. We'll do our best. I hope you will like him. Yeah, I'm excited. It looks nice. Emil liked him. That's good. Now your turn. That's good. Yeah, otherwise we can put a big wing on it. Arkadaşlar bakın, tam olarak şöyle bir havada turladık. Yani şu an sulu kar yağıyor. Bayağı bir kötü hava.
Ama herhalde bir 20 tane arabayı falan takır takır geçtik ve süper spor araçlar da vardı. Yağmurda kullanmak gerçekten zor bir iş. Ama Emir yağmur adam bu işi çatır çatır yine Togg'la da yaptı arkadaşlar yani. İşe çekime başlıyor şimdi. Onun kanalında da izleyeceksiniz. Linki vereceğim. Bakın onun mekanı da bir kısmı bu şekilde. Burada bir BMW M2 var. Burada simülasyonu var. Adamların hayatı bu. Ya arkadaş bir dinlen, sen rahatsız bir adamsın bak. Togg'dan indin. Dün yarışların vardı. Birinci oldun, ikinci oldun. Geldi adam şimdi simülasyonda oyun oynuyor. Rahatsız bu adam ya. Gerçekten rahatsız ha. It's getting very hot in here. Can we put... Yeah, we don't need high. Okay. Let's do maybe... Let's... You decide everything. Yeah. I'll do it for you. Put it like on 20 or so. 20 auto. Yes, please. Hi, Misha. Say hi to Turkey. Hello. Merhaba. Merhaba. Nice. So it's completely developed exactly. From zero. From zero in Turkey, mass manufactured also in Turkey. So obviously we have some parts from some outsourced parts, obviously, like rest of the humanity does. Yeah. Evet arkadaşlar, şimdi onları piste vuruyoruz. Hadi bakalım. Geldiler. So Misha, how was your drive? It was nice. I like the car in terms of driving perspective. It's the steering wheel is tight, the braking works as it's supposed to work. We don't have much percentage of battery left, so we couldn't use the full 218 horsepower probably. But from drivability, I really enjoyed it. It combines luxury and performance, or dynamic performance, actually quite nicely. I cannot judge the infotainment or all the other stuff because I didn't play with it. Mm-hmm. But I like the features such as like the G-force meter and all the other things. It's nice. I'm very positively impressed, surprised, I would say. So it would be interesting to see if there's going to be a performance version with some more power, maybe all-wheel drive. Yeah, two times more power than this. There will be, and two engine. If we have a chance, like, we're gonna directly bring it to you. That would be nice. That's what we're gonna do. That would be cool. Yeah, we should definitely try it. No, amazing. I loved it. Thank you very much for this opportunity. Yeah, you're welcome. I'm looking forward to driving the fast one in better conditions, because as you can see, we have just 1 degree. The best conditions for the EV, you know? True, true. Let's eat all the batteries. Evet arkadaşlar, Misha da turunu tamamladı ama onun turunda hiç araba yokmuş. Öyle bir durum var. Biz bayağı bir geçiş yaptık. O dümdüz basmış, bir de bir batarya tabii birazcık azaldığı için performanstan biraz kesmiş. %25 ile bitti. 85 ile başladık. Yani %60'ı 3 turda harcamışız. Her bir tur yaklaşık 20-22 ortalama, 20 ile diyebilirsiniz. 20-22 kilometre civarında da bildiğim kadarıyla uzunluğu var pistin. Ya müthiş bir hafta sonu oldu benim için. Togg'u Nürburgring'e soktuk. Emir'in yarışlarına katıldım. Buraya kadar geldim. Çok eğlendim. Çok zevkli oldu. Umarım siz de bu videoları beğenirsiniz arkadaşlar. Hepsi sıra sıra gelecek. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım Togg. Hak ettin artık. Nürburgring etiketine hayırlı olsun. Çok yakıştı.